merhabalar sevgili izleyenler. Ben Bahar Özmen. Yeni Nesil Yayıncılık'tan 360 ekranlarından Maksat Yarışmak Olsun programından herkese merhabalar. Bizler bugün ekip arkadaşlarımla birlikte İstanbul'da Kadıköy'deyiz. Hava soğuk, her şeye rağmen şapkalarımızı taktık. Ekip arkadaşlarım atkılarına eldivenlerini taktı. Bizler hazırız. Umarım sizler de hazırsınızdır. Yarışmacılarımı bulacağım. 3 soru soracağım. Doğru cevapları verenlere ise market çekimi takdim edeceğim. Hadi başlayalım mı Ayberk'cim? Haydi gidiyoruz bizler. Buyurun. Evet efendim, kalabalık bir ekip var yanımda. İlk önce kiminle yarışayım? Abdullah ben. Abdullah yarışacağız efendim. Sonrasında beyefendiyle, beyefendi de destekçileri. Doğru mu anladım? Evet. Anlaştık. Abdullah, seni tanıyalım. Abdullah ben. 25 yaşındayım. Mühendislik öğrencisiyim. Ne güzel. Ne mühendisliği okuyorsun? Makine. Makine zor mu? Yani çalışmayınca zor. Genel kültürün nasıldır peki? Kötü. Kötü mü? Bir şansımızı mı deneyeceğiz? Yani bazı noktalarda bilgiliyim ama bazı noktalarda da hani nasıl bilemem bunu diye. Din oluyor. Yani. Olsun. Hadi inşallah bugün biliriz. Maksat Yarışmak Olsun programında 360 ekranındasınız. Hazırsan ilk sorum geliyor sana. Yapacağı işin karşılığını anında almak isteyen satıcı para peşin dedikten sonra Kırmızı meşin hangi renk meşinden bahseder diyecektim efendim. Alalım ilk soruda alkışlara. Şöyle bir ilk soruda heyecanı atalım istiyoruz. İlk sorum kolay, ikincisi orta, üçüncüsü bir parça zor. Tamam. Tamam mı? Geçeyim mi diğer soruma? Evet. Nerelisin ama onu da sorayım. Ben Tokatlıyım. Tokat deyince aklıma Tokat'ın yaprağı geliyor. Başka nesi meşhur? Çemini meşhur. Onun dışında bir de adamı meşhur. Adamı meşhur. Karakterli insanı mı meşhur tabii, diyorsun? Yiğidin harman olduğu yer yani. Peki bununla ilgili yalnız bir takım durumlar var. Hem Tokat diyorlar bunun için. Ülkemde her yerde yiğit harmandır, öyle diyelim mi? Harmandır da Tokat'ta biraz daha harmandır. Öyle mi diyorsun? Tabii, evet. Peki hadi öyle olsun. Seni mi kıracağız? Geçiyorum bir diğer soruya. Tamam, evet, buyurun. Sorum şudur sana. Sinemayla aran nasıl? Yani. Göreceğiz. Sana bir film yönetmenini soracağım çünkü. Eşkıya filminin yönetmeni kimdir? Haydi. Kimdi? Biliyordum ama. Bak kopyacı vardı. Kopyacı vardı Ayberk. Şimdi bir de yanlış kopya veriyordu. Şimdi Zeki Demirkubuz dedi galiba arkadaş ama ben emin değilim. Değil, Zeki Demirkubuz değil. Vallahi Christopher Nolan deseniz bilirdim. Tim Burton deseniz onu da bilirdim ama Tim Burton da değil. İşte Christopher Nolan da değil. Kim? Sen Türklere gel. Yani ben genelde İngilizce takıldığım için bilemedim ya. Sen yabancı filmleri izliyorsun galiba daha. Yani evet, maalesef. Peki, o zaman söyleyeyim mi doğru cevabı? Söylemeseniz de biraz yardımcı olsanız. Başka filmini söyleyelim. Hangisini söyleyelim? Başka soru sorsun. Av Mevsimi de onun filmiydi. Av Mevsimi. Evet, ya, soru değiştiremiyorum. Vallahi biliyorum ya. Y ile başlıyor adı beyefendinin. Y. Kopya yok, kopyacı var burada. Hem de ben duymuyorum bile ama ben çok konsantre olduğum peki, için. Peki. Başka bir soru sorsanız onu. Soramam, olmaz. Diğer yarışmacılarıma haksızlık edemem, ne olsun. Hadi alıyorum 5. 4. 3. Yavuz Turgul. Yavuz Turgul, kopyacı gözümün içine baka baka Ayberk kopyayı verdi. Y ile başlıyor dedim. Ben ama daha ne diyeyim? Bir dakika. Ben geliyorum bu tarafa bir. Ne yaptın, ne ettin? O kopyayı verdin. Aslında ne? Sana kopya verme dedim. Rica ettim. Kurallar ya, çiğnenmek için. Öğretmendir ayrıca. Öğretmen olmasına rağmen bilmiyorum ya. Öğretmenden kopya aldık, hem de nasıl verdi biliyor musun Ayberk'cim? Öyle. Arkadaşımızın yanına geçti. Montunun arkasından. Başka bir soru sorsanız onu. Soramam, olmaz. Diğer yarışmacılarıma haksızlık edemem, ne olsun. Hadi alıyorum 5. 3. Yavuz Turgul. Gerçekten inanılır gibi değil. Son soruda yardım yok ama anlaşalım. Tamam, anlaştık. Söz mü? Anlaştık. Hatta siz sorun soruyu. Tamam, olur. Size sorumluluk yükleyeyim. Ben bu tarafa geçtim. Çok yer değiştirmiş olduk ama sizi de şöyle biraz yanımıza alalım. Şimdi soruyu da yorumlayacağız. Öğretmenim. Öğretmenim, şu aşağı indirelim. Tamam. Benim de yüzümü kapamayın. Bulmacalarda kimyasal elementlerle ilgili genellikle ne sorulur? Şimdi siz susun öğretmenim. Yorumlamayın siz öğretmenim. Sembolü, kısaltması. Yani? Nesidir? Elementin adı. Yani ilk iki harfi. Tam nedir o yani, o elementi? Nedir yani? Demirin H ya mesela. Demirin F. Evet ama bak şimdi. Sembol değiştir. Sembol değil diğeri. Sembol. Sembol değil. Nesidir o elementin o? Ya vallahi. Şarkıcı var bir tane.
Bravo Bilal. Evet efendim. Son soruyu beyefendi dedi ki sembolü de kabul edecektim aslında bakarsanız ama simge dedi. Bir simgeyi bildiği için sorunun cevabını bir şarkıcı da var deyince hemen simge cevabı geldi buradan. Şöyle böyle kazandılar. İşte peki bu. Olsun maksat yarışmak diyelim. Hediye çekimiz nerede İlal'cığım? Alalım ilkini. Arkadaşımıza verelim. Nasıl geçti yarışma? Kötü. Kötü niye kötü? Evet, Allah'tan baştan artistik yapmamışım yani. Gösterici olacaktık hepten. Yok olsun güzelce eğlendik. Keyifli de bir anı kaldı. Kazandın da. Evet. Şimdi bir diğer arkadaşımı alıyorum hemen yanına. Kopyacıdan çok çekiniyorum yalnız. Söyleyeyim. Kopyacıdan çok çekiniyorum. Sizi tanıyalım tekrar. İsmim Ramazan. Soyadım Likolu. Trabzonluyum ben de. Ne güzel. Trabzon'dan mı geliyoruz? Burada mı ikamet ediyoruz? Burada ikamet ediyoruz. Trabzonluyuz. Yazlar oradayız. Başlayayım mı sorularınıza? Tabii. Sohbete buyur. Doyum olmaz. İlk sorum şudur size. Kopyacıdan da kaçıyorum. Şöyle, karikatürlerde uçurumdan düşen biri genellikle ne tutarak kurtulur? Dal. Dal, doğru cevap. Alalım alkışları kocaman. İlk soruda. Aa bak şu an bir şey söyleyeceğim. İsyanda farkınız mı? Abdullah da bilirdi bunu yani. Bir şey söyleyeceğim. Abdullah isyanda. İkinci soruyla devam ediyoruz efendim. İlk soruyu geride bıraktık. İkinci sorum da şudur size. Pirinçlerin nişasta salmasıyla ortaya çıkan genellikle mantar ve soslarla lezzetlendirilen İtalyan yemeğinin adı nedir? Karadeniz yemeklerinden İtalyan yemeklerine hızlı bir geçiş yaptık. Makarna. Değil. Burada şöyle bir şey var. Evet yani makarna da bir İtalyan yemeği ama benim dediğimde şöyle bir farklılık var hemen söyleyeyim sana. Genellikle mantar ve soslarıyla lezzetlendiriliyor. Pirinçle alakalı. Bak makarna değil. Pirincin nişastayı salmasından sonra... Nedir? Nişastayı salması. Tekrar okuyayım sana soruyu. Şudur. Pirinçlerin nişasta salmasıyla ortaya çıkan genellikle mantar ve soslarla lezzetlendirilen İtalyan yemeğinin adı nedir? Makarna demeyeceğim, spagetti diyeceğim bu sefer. Değil bak pirinç diyorum. Pirinç diyorum. Beşten geri sayacağım yavaş yavaş. Beş. Dört. Nedir bu acaba ya? Üç. İlk harfini alabilir miyim? R ile başlıyor. Benden sana kopya. Risotto. Risotto. Doğru cevaptı. Alalım alkışları. 2'de 2 yapıyoruz risottoyla. Yemeklerle aramız iyi midir? Yani, sever misin yemek? İtalyan mutfağıyla aram iyi değil. Onu fark ettim. Şu an risotto olsun. Makarnayı hemen söyledin ama risottoydu. Olsun sonra geç olsun güç olmasın. Hem doğru cevabı verdin. Son soruya geçeyim mi? Tabii ki. Hadi bakalım son sorumuza gelsin. Hızlı hızlı sana. Tatlı su istakozuna ne ad verilir? Yemekten geliyor iki sorumla. Tatlı su istakozuna. Ne ad verilir evet. Bir nefes aldık şöyle bir geriye gittik. Neydi onun adı? K ile başlıyor. K. Karides. Değil. Değil. Değil değil değil. Senin oralardan bilmen lazım. Benim oralardan. Yani Karadeniz deyince Karadenizler denizle balıkla haşır neşirdir diye düşünüp o yüzden öyle dedim. Karadeniz'e çıkıyor mu acaba balık? Onu bilmiyorum. İstakoz genelde bizim mutfak kültürümüzde yok. Çıkmıyor büyük ihtimal. Ege Akdeniz falandır o diye düşünüyorum. K ile başlıyor. K ile başlıyor evet. Nedir tatlı su istakozunun adı? Beşten geri sayıyorum. Beş. Kalamar. Değil. Dört. Üç. Bir hafta alayım. İki. Bir hafta alayım. Hadi K. Bir. Kefal değil ya. Değil, kefal sıfır. Değil. Üzülerek doğru cevabı veriyorum. Kerevit olacak. Kerevit. Evet, tatlısı istakozuna kerevit deniyordu. Ay. Olsun maksat yarışmaktı. Bir arkadaşımıza kazandırdık. Birine kazandıramadık. Kopyacı yine iş başındaydı. Hep birlikte şöyle bizim için bir maksat yarışmak olsun diye. Üç. Maksat yarışmak olsun. Tatlı, hoş mu hoş bir hanımefendi var. Sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Mine Kalkan ben. Modalıyım. Ne güzel Mine Hanım. Bugün sokağa çıktınız. Yollarımız kesişti. Çıkıyorum ilk kez. Hiç aklıma da gelmemişti açıkçası. Yaşasın. Takip ediyor musunuz efendim programı? Sıklıkla ediyorum. Ne güzel ne mutlu. Evde sorularımı biliyor musunuz peki? Genellikle biliyorum. İnşallah bugün de bileceğiz Mine Hanım.
İnşallah bakalım. Peki evde hiç izlerken ya bir gün belki ben de denk gelirim, ben de katılırım dediniz mi? Böyle bir yani, şey geçmiş miydi aklımdan? Geçti, iyi oldu. Aslında çok sürekli evde oturan bir insan değilim. Doğrudur. Ama oturduğum zamanlarda da istirahat saatlerinde de 360'ı izliyorum. Size çok denk geliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok pozitif, çok sıcak bir yaklaşımınız var. Hoş yani. Sağ olun, çok teşekkür ederiz Mine Hanımcığım. İyi ki varsınız diyelim. Başlayayım mı sorularınıza, gelsin mi? Olur. Haydi başlıyoruz. Mine Hanım'ın ilk sorusu şudur. Uykusu ağır olanların klişe olarak ne olsa dahi uyanmayacağı söylenir. Deriz ki bir şey olsa uyanmaz. Bomba patlasa uyanmaz. Başka bir şey daha diyoruz. Bir şey patlasa diyoruz yine ama... Böyle bomba patladı ancak. Daha eski. Daha eski zamanlarda. Top patlasa. Top patlasa uyanmaz, doğru. Top işte, evet. Alalım alkışları Mine Hanım'a, kocaman ilk soruda. Nerelisiniz Mine Hanımcığım? İstanbulluyum. İstanbulluyum, modalıyım dediniz zaten. Modalıyım, evet. En çok gezmeyi sevdiğiniz semt Kadıköy, moda dışında neresidir? En çok sevdiğim yer Beşiktaş, Kadıköy'den modadan sonra. Evet, Beşiktaş'ta da karşılaşabilirmişiz aslında. Biz de yani, sıklıkla gidiyoruz. Bugün buraya kısmetmiş diyeyim. Evet, evet, kimler izleyecek sizi? Vallahi kimsenin haberi yok. Evdekilere selam olsun. Tamam, selam. İzlerler herhalde, evet. Bakalım neler olacak. Bir diğer soruya geçiyorum efendim. U dönüşü kaç derecelik bir dönüştür? U dönüşü. 180 derece. 180 derece. Doğru cevap. Alalım ikinci soruda da alkışları kocaman Ayberk'cim. Nerede alkışları? Alkışların yok bugün senin. Hediye çeklerini vermek istemiyorsun galiba Ayberk. Bizimle misin Ayberk? Ciddi işlerdeyim Bahar şu an diyor. Evet, şu an kamerayı ayarlarıyla uğraşıyor sanırım. Şöyle size takdim edeyim, bir dursun. Bakalım son soruda kimde kalacak diyorum ve son sorum şudur size. Döviz bürolarının panolarında belirli para birimleriyle ilgili hangi iki fiyat gösterilir? Alış ve satış. Alkışları alalım kocaman. Doğum günü efendim. İnşallah sorularımızı bilirsiniz. Kazanırsınız. Güzel bir doğum günü hediyesi olmuş olur bizden size. Şimdi 22 mi olduk, 23 mi olduk? 23. 23'ten gün almaya başladık. Ne güzel, ne mutlu. Yeni yaşınızda var mıdır bir hayaliniz? Bu yıl bunu yapmak istiyorum bu yaşımda dediğini. Sağlık, mutluluk. Onlar evet, sağlıklı olalım, mutlu olalım. İnşallah diğer tüm istekleriniz de olsun bunların çevresinde diyeyim. İlk sorum gelsin mi? Hazır mıyız? Evet. Doğum gününün ilk sorusu geliyor efendim size. Şudur ilk sorum. Eskiden cep telefonlarında popüler olan, belirlenen noktaları yedikçe uzayan bir hayvanın adının verildiği oyun vardı. O hayvanı böyle böyle döndürürdük, o noktaları yerde uzardı. Neydi o oyunun adı? Üçgen. Değil, üçgen değil. Neydi oyunun adı? Üçgen değil, o bir hayvan. O hayvan böyle noktaları yiyor, yedikçe yılan. Uzuyordu. Yılan. Yılan, doğru cevap. Alalım mı alkışları? Bir dönemin fenomen oyunuydu. Herkes telefonda onu oynuyordu değil mi? Evet, izleyicilerim de hak veriyor bana. Biraz heyecanlıyım evet. Heyecandan mı? Evet. Peki, olur öyle. Geçeyim mi ikinci soruna? Evet. Gelsin hızlı hızlı ikinci sorumuz sana. Fuji Dağı nerededir? Fuji Dağı. Fuji Dağı. Biraz uzaklara gideceğim. Japonya mıydı? Japonya, doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. Alalım alkışları Japonya cevabı için de. Coğrafyamız iyi midir? Biraz. Genel kültürümüze de güveniyor muyuz? Yakına güvenmiyorum. Güven, son soruda lazım olacak. İki soruyu geçtin, artık son sorun kaldı. İnşallah. İnşallah son soruyu da yaparız. Gelsin son sorum ama öncesinde hediye çekim gelsin tabii ki. Şöyle aldım hediye çekimi de elime. Bakalım neler olacak. Göreceğiz son soruda. Ballı Baba ne türüdür? Ballı Baba. Ballı Baba ne türüdür? Bir düşün. Yiyecek değil. Benden sana kopya. Yiyecek içecek değil. Ballı Baba. Evet. Çünkü ilk isim akla böyle sanki bir tatlıymış gibi. Öyle bir şey anımsatıyor. Beyefendi biliyor sorumun cevabını sanırım. Ballı Baba.
Yiyecek değil. Değil, yiyecek içecek değil. Nedir ballı baba? Ne türüdür? Eyvah, son soruda. Heyecan yapmayalım. Doğum gününde ne olabilir? Hatta bir tüyo vereceğim. Doğum günü çocuğu olduğu için. Kadınların da çok sevdiği bir şeydir. Bitki. Ne ama tamam. Ne ama ne? Bitki. Bitki ne? Yeşil bitki mi? Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Lale de bitki. Ondan sonracığıma... Çiçek doğru cevaptı. Çiçek doğru cevaptı. Çok yardım ettim ama ne yapayım, dayanamadım. Doğum günüydü. İyi ki doğdun. Nice mutlu güzel yılların olsun. Maksat yarışmak olsun de bizim için. Maksat yarışmak olsun. Tatlı mı tatlı bir hanımefendi var. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. İsmim Cansu, soyismim Öter. Ne yaparız Cansu Hanımcığım? Okuyor muyuz çocuğum? Öğretmenim. Öğretmenim. Yaşasın canım öğretmenim. Nasıl geçiyor günler çocuklarla? Aa, yoğun, koşuşturmaca. Hangi yaş aralığında? İlkokul. İlkokul. İlkokullara hele ki sabır gerekiyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sınıf öğretmeni miyim? Hayır, yabancı dil öğretmeniyim. İngilizce öğretiyorum. Ne güzel. İngilizceye hevesliler mi peki yeni jenerasyon? Yeni jenerasyon gerçekten meraklı. Ve hemen de sanki ezberleri çok iyi, hemen kesinlikle kavrıyorlar gibi geliyor bana. Kesinlikle kavrıyor. Görselleri eğer sunarsanız gerçekten çabuk kavrıyorlar. Şahane. Peki öğretmenim, genel kültürümüze güveniyor muyuz? Güveniyoruz da... Hadi inşallah diyelim. Önceden konuştuk, sorulara bağlı. Hakikaten çok da geniş bir havuz çünkü ne geleceği belli olmuyor. Kesinlikle. Öğretmenim başlayayım o zaman, sizin ilk sorunuz da öğrenciler de izleyecektir. Evet. İlk sorumuz şu olsun. Kül kedisi masalında at arabasına dönüşen yiyecek neydi? Bal kabağı. Bal kabağıydı. Alalım alkışları öğretmenime. Eminim bu hikayeleri anlatmışsınızdır. Peki sizin böyle küçüklüğünüzde size anlatılan ve unutamadığınız bir hikaye var mıydı? En çok şundan etkilenmiştim diye. Çizgi film de olabilir bu. Çizgi film. Hikayeler, masal. Tom ve Jerry'yi severim ben. Tom ve Jerry'yi mi? Genelde benim jenerasyonumda en çok sevdiğim oydu. Peki efendim. Benim de aklımda hakikaten bir sürü çizgi filmden böyle kareler var. Ne kadar etkiliyor aslında çocukları? Tabii ki de önemli. Çizgi film zaten onlara hayatı öğretiyor. Şahane. Geçeyim ikinci sorunuza. Tabii ki de. Öğretmenimin ikinci sorusu da gelsin hemen. Dudaktan Kalbe ve Çalıkuşu romanlarının yazarı kimdi öğretmenim? Yani Safa. Değil. İyi düşünelim öğretmenim. Reşat Nuri Güntekin. Reşat Nuri Güntekin. Doğru cevaptı, alalım alkışları. Edebiyatla aramız iyi mi hocam? Okumayı seviyorum da karışabiliyor bazen. Ay, o çok normal. Bir de çok hızlı bir cevap verdiniz, evet. O. Birkaç saniye içerisinde yanlış cevap verdik ama olsun, hiç önemli değil. Hemen hatırladık doğruyu da. Şahane. Son soru zamanı. Tamam. Yavaş yavaş market çekimizi bir alalım. Stajyer arkadaşımız Hilal'den gelsin, şöyle bir dursun elimizde. Neler olacak göreceğiz. Soru bir parça zor oluyor ama yanınızdayız. Olsun. Peki. Rus çarı Petro insanlardan ne için ilginç bir vergi almıştır? Erkekleri, evet, erkekleri ilgilendiren şey, ilginç bir vergi. Sikerlik. Değil. Rus çarı Petro insanlardan ne için ilginç bir vergi almıştır? Evet. Beyleri ilgilendiren bir vergi. Saç. Saç değil. Sakal. Sakal doğru cevaptı. Tahminde bulunduk öğretmenime. Şöyle takdim edeyim. Helal olsun öğretmenim. Zor bir soruydu. Tahminle bildik. Evet. Şahanesiniz. Nasıl geçti yarışma? Güzel geçti. Eğlendik mi? Evet, eğlendik. Önemli olan eğlenmekti. Tanışmış olduk, yarışmış olduk. Bizim için şöyle eğlenceli bir şekilde maksat yarışmak olsun deyin lütfen. Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsun. Devam ediyor. Devam ediyor. Efendim yanımda bir beyefendi var. Uzunca bir süredir de bizi bekliyor. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Beklettiğimiz için özür dileriz. Diğer yarışmacılarımla uğraşıyordum da o sırada. İzledik zevkle. Şahanesiniz efendim. Çok sağ olun. Nasıl geçiyor günler? Ne yapmaya çıktık bugün dışarı? Bugün öyle bir şeyler bakmaya çıktık. Dolaştık. İyi yaptınız. Ne güzel. Yollarımız kesişti. Hiçbir gün, evet, yarışmaya katılacağınız aklınıza gelir miydi bugün? Düşünmemiştim. Peki, düşünmediniz ama başınıza geldi. Aklınıza gelmeyen başınıza geldi. Bakalım neler olacak. 3 soru soracağım size. Doğru cevapları alırsam biliyorsunuz hediye çekim sizin. İnşallah. Hadi inşallah. Nerelisiniz? Samsun. Samsun'un nesi meşhur? Pidesi, Karadeniz. Pidesi, Karadeniz pidesi. Bir de sizi tanıyalım. Adınızı soyadınızı öğrenmedik. Cüneyt Suna.
Cüneyt Bey bizimle, hazır, başlıyorum yarışmaya. İlk sorum şudur size. Trafiğe çıkan araçlarda hangi hava olayı için özel bir far bulunur? Kar. Değil. Kar farı yok. Bir şey farı var. Sis farı. Sis farı. Doğru cevap. Alalım alkışları. İlk soruda kocaman kocaman gelsin alkışlar ilk soruda. Geçeyim mi ikinci soruya? Araç alalım. Kullanıyor muyuz bu arada? Kullanıyorum. Bir kara gittik ama malum havalar soğuk. Kar yağış oluyor bu aralar diye hemen aklımız kara gidiyor. İkinci soruma geçiyorum hızlı hızlı. İkinci sorum şudur size. Ahenk kaidesi hangi dil kuralının eski adıdır? Ahenk kaidesi hangi dil kuralının eski adıdır? Ahenk kaidesi. Evet. Neydi o? Dil kuralı. Evet, bir dil kuralı. Hatta onda şöyle bir şey var. Hemen size bir ipucu vereyim. Şöyle diyoruz. Ondan sonra o gelmez diyoruz. Böyle başladıysa böyle devam ediyor diyoruz. Kopyamı da verdim. İsim tamlaması. Nedir nedir, yok değil. Özne, yüklem. Ondan sonra o gelmez diyoruz. Ahenk kaidesinin. Kaidesinin. Ahenk kaidesinin eski adı. Ahenk kaidesi şimdiki adı ne dedi diye sordum. Kopyamı da verdim. Beşten geri sayıyorum. Ahenk, beş. Ahenk kaidesi. Evet. Dört. Üç. Ondan iki. Gelmez. Bir. Kural. Tıt 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 tıt. Üzülerek ünlü uyumu olacaktı. Ünlü uyumu. Ünlü uyumu olacaktı. Olsun. Maksat yarışmaktı. Aynen. Sağlık kendinize olsun. Çok iyi bakın. Renk kattınız. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Tatlımı tatlı bir hanımefendi var. İkimiz de pomponlu şapkalıyız. Teşekkürler. Nasılsınız efendim? Sizi tanıyalım. Sağ olun. Ben Nezihe. Ne yaparız Nezihe Hanımcığım? Kadıköy'de yaşıyorum. Ne güzel. Ne yaparız? Evde kendi bir takım hobilerim var. Onlarla ne güzel. Nelerle ilgileniyorsunuz? Daha çok mefruşatla ilgili. İşte sipariş alıyorum, veriyorum, satıyorum. Ne güzel, alım satım işleriyle. İşime, dostuma hediyeler veriyorum. Şahanesiniz evet. Efendim. Bu arada ben hakikaten şapkanıza bayıldım. Bu soğuklarda biz de taktık şapkaları. Evet. Bugün dışarı ne için çıkmıştınız? Bugün alışverişe çıktım. Ne güzel. Kumaş falan aldım. Size rastladım. Yaşasın. Şimdi de denemek istedim. Şimdi de yarışacağız. İnşallah kazanacaksınız. İnşallah. İlk sorum geliyor o halde size. Başlayalım mı? Tamam, inşallah. Hadi başlayalım. İlk sorum şudur. Vurularak sesine göre seçilen yaz meyvesi nedir? Şöyle bir dut. Yok, vurularak. Böyle bir vururuz, sesine göre seçeriz. Bir yaz meyvesi. Biraz büyükçedir. Vurularak ceviz yok. Bir yaz meyvesi düşünün efendim, yaz meyvelerinden. Karpuz doğru cevap. Geç olsun güç olmasın diyelim, alalım alkışları. Sever miyiz karpuz? Karpuz ben ağacından koparılan diye şey yok, böyle yaptım. Vurularak tabii, seçilen tabii, diye anladım. Sever anladım. Miyiz karpuzu? Bayılırım. Karpuz kavun yaz meyveleri hakikaten sanki daha lezzetli oluyor. Evet, benim için evet. Öyle bilmiyorum benim sizler için nasıl öyle. Ama benim için de öyle. Şahane. Nerelisiniz peki? Ben doğma Konya ama yaşam İstanbul. İstanbul peki evet. Konya'ya hiç gittiniz mi? Çok. Devamlı gidiyorum. Yeni geldim bir hafta önce. Ne güzel akrabalar var orada galiba. Evet. Selam olsun diyelim var. Tüm Konya'ya. Selamlar. Biz gidersek Konya'ya nereleri gezelim? Vallahi merkezde. Benim bütün yeğenlerim, kardeşlerim merkezdeler. Biz gidersek merkezi mi gezelim daha çok? Merkezi. Merkezi gezin, Mevlana'yı gezin. Muhakkak. Yani Konya'nın yaz mevsiminde Kelebek Vadisi'ni gezin. Ne güzel, sizden de öğrenmiş olduk. Evet. Bir de efendim gitmişken etli ekmeği de yiyelim mi? Etli ekmeğini mutlaka yiyin, bir de tiritini yiyin. Tirit evet. Ne biliyor musun sen Ayberk'cim, ne? Tirit kızarmış ekmeklerin üzerine et parçacıkları, tereyağlı, üstü yoğurtlu, çok... Şu an bir yutkundum. Peki o halde geçiyorum bir diğer sorunuza. Sohbete evet. Doyum olmaz. İkinci sorum şudur size. Eskiden mahallelerde kısa ve uzun çubuklarla oynanan oyunun adı neydi? Çelik çomak. Evet efendim, alalım alkışları. İkinci soruya geçiyoruz. Kocaman alkışlar. Nerede destekçilerimiz var ama alkış yok. Alkışları alalım. Peki.
Peki o halde son soruya geçiyoruz. Hilal'cim alalım mı market çekini senden? Şöyle market çekimizi aldık. Son soruyu da bilirsek size takdim edeceğim. İnşallah. İnşallah sizin olsun. Çorbada bizim de bir parça tuzumuz olsun diyeyim ve son sorumu da sorayım. Yazar kasalarda gün sonunda alınan toplu raporun adı nedir? Ciro. Yok, bir şey raporu deriz ona biz. Ne raporu deriz? Ne raporu deriz? Ne olabilir? Bir şey raporu deriz. Gün sonunda kasalardan çıkan. Şöyle bir düşünelim. Ben duyduğunuza inanıyorum çünkü bunu. Ya, kesin muhakkak. Biliyorum da evet. Aklıma gelmiyor şu anda. Evet, heyecanla. Bir şey raporu. Bir harf var. Bir şey raporu diye geçiyor. O harfin raporu diye geçiyor. Nedir o? Z. Z raporu doğruydu. Biraz kopyacılar vardı Ayberk'cim. Biraz kopyacılar vardı. Peki olsun, maksat yarışmak. Şöyle takdim edeyim size. Gününüz güzel geçsin. Çok nasıl geçti yarışma? Ediyorum. Çok güzel geçti. Heyecanlıydı. Ben size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizim için şöyle bir maksat yarışma. İlk defa böyle bir yarışmaya katıldım. Ne güzel, ne mutlu. Çok tatlısınız. Çok sağ olun, siz de öyle. Bizim için bir maksat yarışmak olsun deyin. Maksat yarışmak olsun. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Kim geliyor? Baylar, buyur. Bir beyefendi geldi. Hemen sonrasında sizi alalım. Bekletmeyelim. Tamam. Sırayı o zaman Ayberk'cim, Hilal'cim siz bir sırayı düzenleye durun. Ben beyefendiyle başlayayım yarışmaya. Ne dersiniz? Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Adım Nail Kepti. Ne yaparız Nail Beyciğim? Esnaflık yaptık yıllarca. Şimdi beklemedeyiz. Kolay gelsin. Yani. İnşallah istediğiniz gibi olur her şey. Başlayayım mı efendim sorularıma? 3 soru soracağım. Maksat yarışmak olsun programında. 360 ekranındasınız. Doğru cevapları alırsam eğer market çekim sizin. Anlaştık mı? Anlaştık. Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsun. Şimdiden söyledik biz efendim. Hadi başlıyoruz o halde. Sıcak veya soğuk hava vererek kapalı bir ortamın havasını değiştiren elektrikli aracın adı nedir? Klima. Klima doğru cevaplı gelsin. Kocaman alkışlar. Son dönemde de özellikle yaz aylarında. Hele ki İstanbul'daysanız klimalar hayat kurtarıyor diyebiliriz. Evet. Bir derin bir nefes alabiliyoruz klimalar sayesinde. Allah yokluğunu eksiltmesin. Peki amin diyelim efendim. Peki nerelisiniz onu da sorayım. Bitlis. Bitlis. Bitlis'in nesi meşhur? Ceviz, bal, büryan. Hemen beyefendi bu soruyu sormamı bekliyormuş gibi. Ceviz, bal, büryan dedi bir çırpıda. Ne güzel, siz de cevizleri oradan mı getirtiyorsunuz Bitlis'ten? Evet, evet oradan getirdim. Orada oturanlar var mı? Akrabalarımız var. Selam olsun diyelim tüm Bitlis'e ve devam edeyim ikinci sorunuzda, ne dersiniz? Buyurun. Haydi bakalım ikinci sorum da gelsin o halde. Kıl ve ince cisimleri tutmak için ya da çekmek için kullanılan küçük maşanın adı nedir? Cımbız. Cımbız doğru cevap alalım. Alkışları kocaman cımbız içinde. Etrafımız sınırlı ama alkışlar biraz eksik kalıyor. Ayşegül'cüm, kurgu yönetmenim sen gönder bize alkışları efendim. Son soru zamanı artık. Son soru için stajyer arkadaşımızla. Alalım market çekimizi şöyle bir. Size takdim edeyim. Dursun şimdilik. Bilemezseniz geri alırım. Tamam. Sizde kalsın abi. O zaman kalsın diyor. Garantici yarışmacım. Sizde kalsın. Ben kazanınca alırım dedi. Son sorum da şudur size. Genellikle western filmlerde görülen, ortasından başın geçmesi için delik bulunan kare şeklindeki kıyafetin adı nedir? Günlük hayatımızda da çok görürsünüz. O böyle kare şeklindedir. Sadece kafanızı geçirirsiniz. O böyle sizi korur. Elleriniz de onun altında kalır. Hanımlar bildi bile oradan. Kopya yok. Kare şeklinde. Evet, kare şeklinde. Ortası deliktir. Geçirirsiniz kafanızdan. Böyle şalımsı bir şeydir. H ile başlıyor efendim. Panço. Panço doğru cevaptı. Alalım alkışları. Ayberk'cim hanımefendileri bir çekelim mi, kopyacı hanımefendileri? Almadınız mı oradan? Peki. Peki o halde. Şeyden geldi aklıma. Bu şövalye vardı ya. Eski bir... Filmlerden mi geldi? Evet. Peki efendim. Olsun bildik. Maksat yarışmaktı. Şöyle vereyim efendim. Gününüz güzel geçsin. İyi günler. İyi çalışmalar. Bir maksat yarışmak olsun maksat diye. Maksat yarışmak olsun. Maksat. Hadi teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Maksat yarışmak olsunun bugün de sonuna geldik. Kimileri kazandı, kimileri kaybetti. Maksat yarışmakta bizler çok eğlendik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Bizi izlemeyi unutmayın.